From the number one station, this is a story about love. Music is love, and love is music. Herkese Laos'tan selamlar. Biz şu an Laos'ta Paxe diye bir şehrin oralardayız. Şu an saat 1. Böyle bisiklet sürerken yol kenarına kurulmuş bir pazar yeri gördük. Böyle bir yer görünce hemen dedik duralım, salatalık malzeme alalım, işte ne bileyim sebze mebze alalım, meyve alalım birazcık istedik. Burada her şey var. Ne bileyim dereotu bulduk mesela. Bir dereotu aldık kendimize. Dereotunu çok uzun zamandan beri göremiyorduk. Bir seneden beri dereotu görmüyor olabiliriz. Akşamları böyle yemeğin yanına, pilavın yanına falan böyle salata güzel oluyor. Böyle sulu sulu. Bazen üstüne ton balığı, mon balığı falan dağıtıyorsun. Çok tatlı oluyor. Aa bak. Ne balığı bunlar bilmiyorum ama. Sanırım catfish dedikleri balıklardan değil mi? Neyse şimdi tane oradan bir şeyler alıyor. Ben de kısa bir ne yapıyoruz onu söyleyeyim size. Biz şu an Vientiane'e doğru, buranın başkentine doğru bisiklet sürüyoruz. Ama tabii bu 2 gün içerisinde gidebileceğimiz bir yol değil böyle. 10 gün işte belki 2 hafta içerisinde gideceğimiz bir yol. Ama şu an istikamet Laos'un başkentine doğru. Bugün de 2 tane bisikletçi arkadaş var Türkiye'den. Yasemin ve Murat. Onlar da bizim tam ters istikametimizde geliyorlar. Bugün akşam onlarla beraber olacağız. Böyle yani durumlar. Pek değişik bir durum yok. Devam bisiklet sürmeye. Biz dün bir süpermarket bulduk. Oradan kendimize bir termos aldık. Bu termosu niye aldık? Laos'ta her yerde buz bulabiliyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Büyük termos gibi kutular oluyor. Dolaplar oluyor. Onun içinde de buzlar oluyor. Buzdolabı yok birçok yerde çünkü. Şimdi soğuk su içeceğimiz zaman bunun içine suyu koyacağız. Normal suyu, yanımızdaki suyu içeceğiz ve ağzını kapatacağız. Getiriyor. Gel bakalım. Bugünü birazcık erken bitireceğiz. Türk arkadaşlarla buluşacağız dedik ya. Harita üzerinde kamp yapılabilecek bir yer buldum ben. Şimdi oraya gidiyoruz. Sanırım bir 5 dakikaya falan oraya varmış oluruz. Şu an saat 2.30. Böyle muhabbet, sohbet geçireceğiz bu akşam. Şunun içine girelim ya. Tarlanın şuradan giriş var bak. Gel sen takip et beni. Abi ne haber? Oo senin sistem güzelmiş o kamera sistemi ha. İyi vallahi Yasemin ne haber hoş geldiniz. Hop, iyi vallahi hop düşürüm. Yok olur mu öyle şey? Şu bak en arkadayız ağaçların oraya seni geçelim oraya doğru. Şimdi ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Kaç aydan beri yoldasınız? 10 ay oldu. Yarın tam 300. günümüz. 300 gündür bisiklet üstündeyiz. Nereden başladın? Kronolojik olarak hani Türkiye... İran'dan başladık. İran'ın kuzey tarafında biraz sürdük. Çünkü hava çok sıcaktı. Güneye inemedik. Kars, Ardahan üstünden de Gürcistan'a geçtik. Gürcistan'dan da Özbekistan'a daha sonra geçtik. Sonra Orta Asya'da başladık işte. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. Tekrar Kazakistan'a girdik. Almatı'dan da Güney Kore'ye uçtuk. Kuzeyden güneye yani Seul'dan Busan'a
Kore'yi geçtik baştan başa. Sonra dedik bir de Japonya'nın kıyısına kadar gelmişken Japonya'ya girelim. Sonra oradan Tayland'a geldik. Uçakla. Aha. Bangkok'tan da kuzeye bisikletle geçtik. Laos'a girdik. Şimdi de Kamboçya'ya doğru devam ediyoruz. Ya benim GoPro'da bir olay var. Çok uzun videolar çektiğin zaman GoPro 11 var bende. Tık diye kapanıyor. Isınıyor çünkü alet. Biraz önce biz de çok güzel bir muhabbet ettik aslında ama yarısında kapanmış maalesef ki GoPro. Onun için biraz önceki muhabbet, ne oldu da şimdi yarıda kapandı diyenler varsa aranızda, yarıda kesildi diyenler varsa böyle bir problem söz konusu oldu. Ne bu? Alkol ocağı? Alkol ocağı. Bu normal saf alkol. Bu saf alkol. Önce metil alkol. Metanol almıştık. Zehirliydi o. Bunu burada eczanelerde bulduk Laos'ta. İspirto gibi. Daha sonra ispirto gibi kokuyor aynı. Hani öyle şey göz falan da yakmıyor. Çok zor, çok acil durumda kolonyada kullanılabilir. Peki bu ne kadar yanıyor mesela böyle? Bir yemek yapacak kadar yanıyor mu bir tanesini doldurduğunuz yani zaman? 10-11 dakika civarı yanıyor. 10 dakika civarı yanıyor. 100 milim koyuyorsun her seferinde. Ya bakım ihtiyacı yok. Bak ne kadar güzel çalışıyor, görüyor musunuz bu şeyim ocağı? Yani hiç ses çıkartmıyor, sıfır ses. Bir de şimdi bizimkine bakın. Şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Tane ne yapacaksın bize? Salata. Salata ve domates, salatalık, dereotu, soğan. Okey. Yasemin de ben de sarımsaklı salçalı makarna yapacağım. Haydi bakalım. Biz de çadırları kuruyoruz. Oo, aya baksanıza ne kadar güzel. Yavaş yavaş puslu puslu çıkıyor. Şöyle bir göstereyim size. Çadırlar kuruldu. Ay olması gereken yerde. Herkesin keyfi yerinde. Siz bir de öyle saatlerdir yemek yemiyorsunuz değil mi? Yok. Sabah bir laf yedik bu kadar. Süper oldu bu yemek için. Siz şimdi bugün Paxer'e duracak mısınız? Karar verdiniz mi? Geçeceğiz abi. Geçeceksiniz değil mi? En mantıklı. Hiçbir şey yok. Hadi bakalım beğenecek misin Yasemin? Şey gibi. Zaten şeyde yumuşamış. Gün yemeği gibi. Bakın şimdi Murat'la Yasemin'in yanında böyle bir su torbası var yanlarında. 6 litre su alıyor bu içine. Sonra bunun alttan böyle şöyle kapanıyor. Buradan böyle bir kapağı var. Bir açıyorsun. Tık diye buradan su vermeye başlıyor. Bulaşık yıka. İşte suyla ne işin varsa hallet onu. Süper bir şeymiş bu. İşte bize böyle bir lastik lazımdı arkadaşlar. Bu Şivalve'nin Marathon Plus Tour diye bir lastiği. Bundan önceki videoda şey yazanlar çok olmuş. Ya sen niye Şivalve almıyorsun, Marathon Plus almıyorsun diye. Arkadaşlar ben ne Tayland'da, ne Kamboçya'da, ne Laos'ta hiçbir ülkede Şivalve Marathon Plus bulamadım. Sebebi de şu, buradaki yerel insanlar tur yapmıyorlar. Daha çok böyle de dağ bisikletçiliği, şehir bisikletleri falan var bunlarda. Sanırım satamayacakları için almıyorlar. Yok, bulunmuyor ellerinde. Onun için kendime ben güzel bir lastik alamadım. Ama Türkiye'ye ilk gittiğimiz zaman ya da ilk bulduğum yerde şöyle bir lastik alacağım. Yani bir şu lastiğin güzelliğine bakın Allah aşkına. Kalınlığına, dişlerine, mişlerine falan. Bir de benim lastiğe bakın. Oyuncak bisiklet lastiği gibi. Görüşürüz ya. Gel geliriz Malezya'ya, Tayland'a. Görüşürüz.
Çok tatlıydı Yasemin'le Murat. Dün akşam bayağı muhabbet ettik. Murat'la Yasemin 14 seneden beri beraberler. 6 yıldan beri de evliler. 10 ay önce bir yola çıkmışlar. İşte İran, Kırgızistan, Kazakistan, Kore, Japonya, Tayland, Kamboçya, Laos. Böyle geziyorlar. Bisikletle geziyorlar her yere. YouTube kanalları da var. Instagram hesapları da var. Takip etmek isterseniz Dünya Perestiz yazmanız yeterli Instagram'a da, YouTube'a da. Şimdi biz zaten geç çıktık yola. Bugün bundan sonra hiç durmadan akşama kadar bisiklet süreceğiz. Bakalım akşam da bir yerde, belki bir yol kenarında bir otel, motel falan bulursak orada. Ya da yine bir yere çadır kuracağız, kalacağız. Sonra yarın devam. Sabah diye. Okul çıkış saatine denk geldik. Gidiyor çocuklar. Sabah idi. Hello. Size hemen kalacağımız odayı göstereyim. Böyle bir yerdeyiz biz. Böyle yol kenarında bir guest house. Böyle bir oda. Klima yok. Yani klimanın anahtarını vermediler. Klimayı kullanmayalım diye. Bu da fan. Buranın fiyatı 80 bin kip. 80 bin kip de 5 dolar ediyor. Yani ne demek bu? Fiyatı gayet uygun demek. Şimdi biz hemen bisikletleri odanın içine koyuyoruz ve zınk diye dışarıya çıkıp yemek yemeye gidiyoruz. Baksanıza dün de böyleydi. Kıpkırmızıydı ayıp. Bugün de öyle. Acayip güzel gözüküyor. Yeni bir günden herkese selamlar. Biz sabah çıktık yola. Şu an bir tahminimce 15-20 kilometre falan sürmüşüzdür. Tekerin içine incecik bir tel girmiş ve patladı yine. Valla bu yorumlarda falan ya bu iş artık teker değiştirme turuna döndü, sıkıcı oldu falan diye yorumlar görüyorum arkadaşlar. Bu sizin için sıkıcı olduysa benim için ne kadar sıkıcı olabileceğini, ne kadar daha fazla sıkıcı olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bir yandan şunu yapayım, bir yandan da bir şey anlatayım size. Biz Laos'un başkenti Vientiane'e doğru yol alıyoruz. Şimdi biz Vientiane'e varmadan önce Takek diye bir şehre gidiyoruz. Şu an bulunduğumuz yerden Takek 250 kilometre civarında. Yarın değil, yarından sonra ya da ondan sonra Takek'e varmış oluruz. Şimdi Laos'ta bir tane ana yol var. Tamam mı? Bu bizim hep üstünde gittiğimiz yol. Buna 13. yol bu yolun adı. Bu yol başkente de gidiyor, bizim o gideceğimiz Takek'e de gidiyor, Kamboçya'dan da bu yol geliyor, efendime söyleyeyim bu yol kuzeye de çıkıyor. Bu yol Laos'un ana yolu ve bu yola işte sağlı sollu böyle köyler var, evler var, şehirler var. Bu yol her yerden geçiyor. Biz bu yol üzerinde gideceğiz hep. Onun için gördüğümüz şeyler falan çok fazla değişmiyor aslına bakarsanız. İşte evler sağımızda solumuzda, tarlalar sağımızda solumuzda. İnekler görüyoruz bol bol, öbek öbek. Lafı nereye bağlayacağım? Biz 3 gün boyunca hızlı bir şekilde günde yapabildiğimiz kadar işte 70, 80, 90, 100 ne kadar kilometre yapabiliyorsak hızlı bir şekilde Takek'e gidiyoruz. Şimdi şu andan Takek'e kadar olan bölümü drone görüntüleriyle, müzikle, ara görüntülerle falan geçiyoruz. Çünkü hep aynı şeyleri göreceğiz. Birazcık sıkıcı olabilir çünkü bu ara. Thank you.
Herkese selamlar. Şu an biz Takek'teyiz. Geldik Takek'e. Green Climbers Home diye bir kamp yerindeyiz şu an. Burada kalıyoruz. Bir sürü çadır kuran var bizim gibi. Bu da bizim çadırımız. Şuradan da uzaklaşayım aynı zamanda çünkü uyuyor insanlar. Saat şu an saat 8. Biz burayı şans eseri haritada gördük. Abi bir baktık tırmanış yapılacak yer var. Bir de tırmanışçılara özel bir kamp yeri var. Gidelim mi gitmeyelim mi derken buraya geldik. Sonra bir öğrendik ki burası bayağı ünlü bir yermiş. Bir de yanında bir rehber olmadan tırmanış yapabilecek kadar öğrenmeyi çok uzun zamandan beri çok istiyordum ben. Buraya geldiğimizde işte insanlarla konuştuk. Sonra eğitim verdiklerini öğrendik burada. 2 günlük bir eğitim veriyorlar. Ve bu eğitimden sonra bu işi bilen bir arkadaşınla gidip tırmanış yapacak seviyede sana öğretiyorlar 2 gün içerisinde. Ulan işte dedim ki tane öğrensek mi dedim hani böyle tamam öğrenelim. Şimdi biz o kursu alıyoruz. 2 gün boyunca burada tırmanış yapmayı öğreneceğiz biz. Bugün ilk dersimiz olacak. Günlük $38 veriyoruz. 2 gün sürecek. Yani $76 gelecek bu kurs bize. İşte bakın tırmanış yapacağımız yerler buralar. Bu tarafa doğru da gidiyor bunlar. Bu tarafa doğru da gidiyor. Ve bu kayalıkların üstünün her birisinde tırmanış rotaları açılmış. Her zorluğa göre tırmanış rotası var bu kayaların üstünde. Sabah valla şimdi uyandım. Gideyim bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra da eğitimimizi alalım. Burası da bizim kaldığımız yer. Green Climbers Home diye bir yer. Şöyle bungalovları var. Biz arka taraftaki çadır tarafında kalıyoruz. Kahvaltımız bu. 2 tane mango suyu, 1 tane de tavuklu sandviç. Evet, ekipmanlarımızı aldık. Önümüzde hocamız var. Den kayaya doğru gidiyoruz oraya, tırmanacağımız yere doğru. Okay, so here we have our clipping station. We will be able to have 2 people practicing their clipping at once. The rope side is stiff. You see, it doesn't move around so much. The bolt side is more flexible, moves around a lot. Now, the reason we separate the two is because when you use the rope on the rope side, it's nice and smooth like this. And then when you look at the bolt side, it's all kind of got scratches. Mm-hmm. So if you start mixing the two up, this will wear down your rope a lot quicker with all those abrasions. Now, those 2 fingers are going to hold the rope until you've got the finger on. Better. Good. Like, pinch, and there's a gun method and flick, okay? Mm-hmm. Right hand. So try that. Yeah. The middle finger's pretty safe. Because the middle finger's just putting support on there. It's not going to get caught in anything. True. Yeah. The reason why is because that's the side you're going to be handling. You handle the bolt side, okay, and put it into the bolt or the sling. You're not going to be handling this side when you're going up until you put the rope in. Move it after you clip it. So let's get it clipped first. Okay. Finger on there. Nice. Now, you can step over the rope. Middle finger? Yes. Good. Beautiful plate. Yeah. Look at that. Öyle arası verdik şimdi. Bir 3 saat çalıştık. Saat 9 ile 12 arasında. Şimdi öğle yemeğini yemeye gidiyoruz. Kaldığımız yerle tırmanış yaptığımız yer çok yakın zaten. Şu tırmanışı şurada yapıyorduk. Kaldığımız yerde şurada bir 2 dakikalık bir yol. Şimdi size tam anlatamıyorum ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Çünkü bir yandan da öğrenmeye çalışıyoruz. Önemli çünkü şu an bugün anlattıkları şeyler. Yani hayatımızı kurtaracak şeyler bu tırmanış yaparken. Bugün ve yarın biz öğrenelim bakalım. Şöyle bir hızlı bir geçelim. Ondan sonra nasıl yapılıyor ben size teker anlatacağım. Evet, öğlen yemeğimiz kavrulmuş otlarla beraber tavuk ve tavuklu salata. Burada kaldığımız yerin restoranı. Yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz tırmanışa. So, in America,
go to the left and let's put it to the right. Loading. Bugün duvardan düşmeyi öğreniyoruz, sağımızı solumuzu yaralamadan. Şimdi herkes teker teker yukarıya kadar çıkıyor. Ve oradan kendini aşağıya bırakıyor. Okay, buddy. Ready when you are. So, I'm coming. One, two, three. Nice. Nice. Really good. Good. Soft catch. Very nice. Gloves for sure. Yeah, gloves are nice. I like. Şimdi bu iki günlük derste ne öğrendik onu göstermek istiyorum size. Çünkü bizim dersimiz bitti. Normalde siz bir yere tırmanmaya gittiğiniz zaman, örnek veriyorum, Türkiye'de Geyik Bayırı'na gittiniz, Olimpos'a gittiniz. Bu etkinlikleri satan bir yere gittiniz ve ben kaya tırmanışı yapmak istiyorum dediniz onlara. Onlar sizi alıyorlar, götürüyorlar bir yere, böyle bir kayaya ve şu ipi size bağlıyorlar ve aşağıdan birisi size İple her zaman destek oluyor. Böyle tak 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 çıkıyorsunuz. Ama bu ipi önceden birisi gidip o ta tepeye kadar takıyor değil mi? Biz ilk gidip o ipi tepeye nasıl takarız onu öğrendik. Ve bu eğitime de leading eğitimi deniyor. Lead eğitimi deniyor. Top rope deniyor buna. Tepe ipi diyebiliriz. Bununla nasıl tırmanılır? Biz ne öğrendik, öyle nasıl tırmanılır, ikisini de size şimdi gösteriyorum, anlatıyorum. Top rope'la lead'in arasındaki fark nedir? Öncelikle şu belimize taktığımız şeyin adı harness. Bu bizi havada tutacak şey. Nasıl havada tutacak? Şöyle bir ipimiz var. Bu ipi buna bağlıyoruz. Bunun özel bir bağlama tekniği var. Sekizli ya da eight knot. Böyle bağlıyoruz bunu. Bakın bu... Şöyle bir hal aldı. Thank you so much, Nick. İpi buradan geçiriyoruz kendimize. Sonra bu geçirdiğimiz ipi burada 8 sayısına benzer bir şekilde sağlamca bir bağ yapıyoruz buraya. Bu buradan bana bağlanıyor. Yukarıya çıkıyor. Oradan dönüyor orada bir yüzük gibi bir şeyin içerisinde. Sonra taneye iniyor. Tane de ben yukarıya çıktıkça bu ipin boşluğunu ala ala yani beni yukarıdan destekliyor aslında. Şimdi yukarıya çıktığımda daha rahat şey yapacağım. Göreceksiniz. Düşmüyorum aşağıya. Tanenin görevi de bu burada. Çok önemli. İkimizin sürekli bir iletişim halinde olmamız gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde top çıkıyorum ben burada. Biraz tırmandım yukarıya, bir 18 metre falan. Bu iple beni destekleye destekleye götürdü tane. Take on you. Okay, lowering. Şimdi kursta öğrendiğimiz şeyi deniyoruz. Kendimize bu mavi ipi bağlayacağız. Sekizimizi yapıyoruz. Şimdi düğümümüzü attık. Bunu da taneye veriyorum. Yine tane aynı şekilde takıyor. Görüyorsunuz beni şu an yukarıdan tutan hiçbir şey yok. Ben bu ipimi taka 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 kendi güvenliğimi sağlaya sağlaya çıkacağım şimdi yukarıya. Kaskımızı takalım. Her zaman kask takılacak. Body check. Tırmanmadan önce kendini ve... partnerini kontrol ediyorsun. Evet. Şimdi ilk adımlarımızı attık gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane ip var görüyorsunuz. Bu ipe ilk güvenliğimizi taktık ve kendime bağlı olan ipi de buraya taktım. Tek. Şimdi bu benim güvenliğim oldu.
Böyle. Yukarıya kadar çıkacağım ben şimdi. Bakın bir sonraki orada. Oraya kadar gitmem lazım. Oraya kadar düşersem şu tutacak beni yani. Oradan buraya düşeceğim aslına bakarsanız. Climbing. Yepa. Lak lak. İşte takıyorum. Yes. En sonuna kadar çıktım. Şu an bulunduğum yer 25 metre yükseklikte. Buraya anchor deniyor İngilizce. Bakın aşağıdaki turuncu ip burada, görüyor musunuz? Şimdi ben bunun yerine kendi ipimi takacağım ve aşağıya doğru savrula savrula ineceğim. Önce iki tane quick draw takıyoruz buraya. Sonra okey. Şimdi burada tanedeyim artık. Bakın gördünüz mü? Kendi ipimi burada iki tane karabine taktım buraya. Ve artık tane beni aşağıdan çektiği zaman burada ben sabit durabileceğim ve başka işlemler yapmam gerekiyor. Şimdi onları yapacağım. Şimdi aşağıdan birazcık ip alıyorum. 3, 4, 5. Okey. Bu aldığım ipe burada bir düğüm yapıyorum. Belimden bir tane karabine çıkartıyorum. Ve bunu bu ipe takıyorum. Sonra o ipi de benim buradaki harnesime takıyorum. Tamam, kendi güvenliğimi falan ayarladım, her şeyimi. Şimdi artık bu şeyi çıkartma vakti. Okay, ready for loading. Stop. Taktıklarımızı temizleye temizleye iniyoruz aşağıya. Bu kadar. Bunu öğrendik yani biz. Love. Nasıl hissediyorsun? Süper hissediyorum kendimi. Bu benim ilk böyle adam akıllı lead çıktığım ve o tepedeki işte tepeye anchor çapa kurma deniyor. Onu ilk defa yaptım. İlk defa anchor kurdum. Ama yine de başa çıkabildik heyecanımızla. Tamam, güzel oldu yani. Nefis. Şimdi sıra sende. Tamam. Bu akşam çok spor yaptık. Salata yiyoruz sadece onun için. Kiloları vermek gerekiyor. Benim daha doğrusu kilolarımı vermem gerekiyor. Hadi yarın yine tırmanışa gideceğiz. Şimdi karnımızı doyuralım, yatalım. Videoları falan atıyorum buraya. Bir yandan da herkes muhabbette işte. Yeni bir günden selamlar herkese. Bu tırmanılan rotaların, duvarların bir derecelendirilmesi var. Böyle zorluk seviyesi var. 5'ten başlıyor. 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C böyle gidiyor. Şimdiye kadar ben 5A bir de 5C'ye tırmandım. Bugün 6A'ya tırmanmayı deneyeceğim. Bunun adı Mr. Lang. Buradan başlıyor, böyle çıkıyor, 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 çıkıyor. Taşı ağacın orada bitiyor. Şimdi oraya kadar çıkacağım ben. Tane de beni bileleyecek. Geçen de elini çizdi tane. Birazcık kötü oldu eli. Onun için bugün tırmanmayacak.
8'li bağımızı yapıyoruz, düğümümüzü atıyoruz. Bu kapalı. Tamam. Yolun 10'da 6'sına çıktım. Şöyle bir yer buldum kendime. Biraz dinleniyorum burada. Şu anki yüksekliğimiz budur. 10. Okey. Hadi devam çıkmaya. Şuradan sağdan sağdan gideceğiz. On you. Okay, hiçbir şey unutmadık. Okay, lowering. Tamam, lower, lower. Whoa. Whoa. Baby. Allah. Nasıl yaptık? Süpersin be. Bugün artık buradaki son günümüz. Ayrılıyoruz buradan yarın. Onun için son tırmanışlarımızı yapmaya gidiyoruz taneyle. Eline bir bakalım. Nasıl oldu elin? Daha iyi. Eli daha iyi. Şimdi geldik tırmanacağımız yere. İlk önce tane bir rota tırmanacak. 5B zorluğunda. Bir rota. Şurası. Böyle yukarıya kadar çıkacak burada. Gil ve Nick var. Onlar... Nick var. Nick var, Nick var. Nick de buraya tırmanıyor şimdi. Burası da 6A zorluğunda bir rota. How many meters is it? 25. Yeah. So ondan sonra da ben tırmanacağım buraya. Nick'ten sonra. But can you clean them? Can you clean everything before come, even like quick draws? I try. Yeah. You want to do it as well? Yeah, yeah, sure, sure. After yeah. you, I will do it. Yeah. Yeah. I clean it. Yeah, yeah, please. Okay. Yeah, that's yeah. good. You want to do it all yourself? Yeah, yeah, yeah. That's the spirit. Hey. Hello. Hello. Haydi bakalım. Şimdi herkes kendi yerine. Onlar bu taraftalar, biz bu taraftayız. Okay. See you guys. See you soon. We are going to climb. Yukarı çıkıyorum şimdi. Biraz önce Nick çıktı. Biraz önce Nick dikçe. Gil onu bileyledi. Can you please translate what I'm saying? Gil onu bileyledi. Yeah, what he said. Yeah. Agree, agree. Tak, 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 tak. If he doesn't do it, we're gonna cut the rope. Okay, gonna, I'm going up. He's gonna drown you in the cave. Yeah. You're going to Let's the cave go. Anyway. Yeah, it's true. The other one's in there. Grip. Nice. Good, good, good. Nice move. Good kick. Yep, yep, you're good. Be careful, your rope is behind your leg. Yeah, I feel it. Nice. Ah, yes. Neredeyse sona yaklaştım. Ama 15 dakikadır şuraya çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum. Şimdi sizin huzurunuzda bir kere daha deniyorum. Climbing! Lower me. Yeah. No power. Yeah.
Let's say it like this. Do you want to do it? I try it. If I don't take, if I take too much time, I come down quickly. Çıkamadım arkadaşlar, çıkamadım. Birkaç defa denedim yukarıya kadar çıkmayı. Orada bir bölüm var, çıkamadım, düştüm. Artık enerjimde kalmadığı için bugünlük sonlandırdık bu işi. Yarın buradan ayrılacağız. Şimdi gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. Bu akşam kalabalık ortalık. Süper bir ortamı var buranın ya. Mükemmel insanlar var. Herkes başka bir şeyle uğraşıyor. Bir drone uçuruyor. Maria burada havada kaldı. Maria. Hi. Çünkü Nick az önce düştü. Biri düşünce delay yapan kişi genelde böyle havalanıyor. Nick şimdi dinleniyor. Nick, look at the drone. Hi Gavin. Hello. Öyle bir gün. Bakın ben dün şuraya tırmandım, çıkamadım işte şu tepedeyken, düştüm dün. Bugün de Nick buna tırmanmayı denedi, o da tamamını getiremedi. Şimdi bunu da böyle takmaya başladıysan eğer, bu kuyuk drolları duvara taka taka gidiyorsan, tepeye kadar çıkmalısın ki onları temizleye gel bir daha. Onun için bir rotaya başlayınca ya kendin bitireceksin ya da bitirecek birini bulacaksın yanında bitiremeyince. Şimdi Maria temizleyecek bunları. Kaç gün oldu? 3-4 günden beri, belki de 5 günden beri hiç dinlenmeden her gün tırmanıyorum. Dün de çok yordum kendimi. Artık tamam, yeter, bitirdik tırmanma işini. Bugün buradan ayrılıyoruz. Baksanıza, dün koluma düştüm. Ellerimin içi hep yara, şuraları yara. Nasır gibi ellerimin içi. Tane, bir gelsene. Tane'nin bacaklarına falan bakın kızım. Mosmor yerin sözü. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Hasar alarak ayrılıyoruz buradan ama güzeldi. Çok güzeldi. Burası ne kadar mal oldu? Ondan bahsetmek istiyorum. Biz toplam burada 10 gün kaldık. Bu 10 gün içinde kişi başı 300'er dolar verdik. Günlük 30 dolar harcamışız burada kişi başı. Bunun içerisinde yediğimiz bütün yemekler, aldığımız eğitim, kendi çadırımızda kaldık ama kendi çadırında kalınca da para istiyorlar, 7 dolar. Onlar 10 günlük işte o çadırda kalmalar. Efendime söyleyeyim, biz şimdi eğitim aldıktan sonra ekipman kiralayıp tırmanmaya başladık. O ekipmanları da para veriyorsun yani. 7 günlük ekipman kirası. Kişi başı 300 dolar bir maliyet oldu bize. Çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. Değer. Ortamı da çok güzel buranın. Eğer yolunuz buralara düşerse ve ben tırmanış yapacağım derseniz bu Green Climbing Home'a gelebilirsiniz. Burada kalabilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz. Bunun haricinde buranın da sezonu var. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, unut. Hatta Eylül'ü bile belki. Onun haricindeki aylarda geleceksin çünkü yağmur mağmur falan yağıyor, hava sıcak oluyor. Buralar hep şey oluyormuş ya, su oluyormuş, böyle toprak değilmiş buralar normalde. Şu yanda dere var bir tane, yağmur yağınca buralar da işte suyun içinde yürüyormuşsun buralarda. Neyse bakalım, hadi Maria temizliyor şimdi onu. Thank you.
Buradan ayrılmanın vakti geldi artık. Süper vakit geçirdik. Hayatımda her zaman özel bir yer olarak kalacak burası. Green Climbers Home. Yine lastik patladı. Daha 2 dakika olmadı yola çıkalı. Lastik patladı yine. Decathlon'dan yeni bir yama aldık. Direkt bandı açtık ve hiç ufu falan sürmedik. Direkt oradan kağıdı çıkarttık, bunun üstüne yapıştırdık kendi yapışkanıyla. 3-5 dakika elimizle böyle tutacakmışız sadece. Hadi bakalım. Ha? 3 dakika bastırdım elimle, parmağımla böyle yapıştı. Şimdi takıyoruz. Hava zifiri karanlık. 17 kilometrelik yolun 1 kilometresini gidemedik daha. Ve yanımızdan sürekli kamyonlar geçiyor. Tehlikeli artık. Bu sebepten ötürü biz geri dönüyoruz. Bu akşam yine Green Home Rock Climbing'de kalacağız. Yarın oradan sabahtan çıkıp bakacağız, bir şeyler yapacağız. Bu akşam karar vereceğiz ne olacağını. Otostopla Vientiane mi gideceğiz yoksa yeni bir şeyler mi deneyeceğiz, bakacağız. Hadi biz gidiyoruz yavaş yavaş. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bunu gösterebilir miyim? İnanamıyorum, nasıl böyle bir şey olabilir. Şimdi lastiği yamaladık. Şimdi yamaladık. Yola çıktık. 15 saniye sonra yine patladı lastik. Neyse, tamam, kendi işlerimizden yapacağız. Çıkaralım. Yama gibi yama işte ya. Sürdük uhusunu falan.